Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetine daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımız sırasında Erhan Aydoğdu teknik masada bizlere yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlere zamanımızda da geçerli olan tarihte yaşanmış ama zamanımızda da geçerliğini, meriyetini, eski adı öyleydi efendim. Ama şimdi kim meriyet deseniz, yani merdiyen falan anlayacaklar. Evet, hala bu geçerliliğini koruyan güzel idare şeklinin kısımlarını anlatıyorum. Nasıl vergi toplanırdı? İnsanlar nasıl idare edilirdi? Efendim bu zat halifeydi. Diyeceksiniz ki yani hilafet düzenini mi muhafaza etmek veya ihya etmek? Haşa! Memleketimiz demokrasiyle idare ediliyor. Ama halife Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, kendinden önce gelen bazı valilerden ve kendinden sonra halifelerden, kendinden sonra da gene vazife yapan halifelerden çok farklı bir idare şekliyle insanları, o farklılığı da ne? İslam'ın esasına uygun idare etmekti. Ama iş öyle değişik hallerdeydi ki bu şekilde idare, ya ne oluyor bu adam eski köye yeni adet mi getiriyor diye en yakınları, kayınbiraderleri dahi karşı çıktılar. Bugün Türkiye, Avrupa'nın sosyal bilimler ve ekonomi hususundaki çeşitli teoriler, çoğu da teoriden öteye geçemedi, tatbikatı hemen hemen olamıyor, leriyle meşhur olup, teorilerle meşhur olup, Keynes'in para teorisi mesela, buna benzer. Efendim, bu ve emsali. Bunlarla insanların iyi idare edileceğini söylüyorlar. Tamam, kitabın üzerinde iyi idare ediliyor, görülüyor. Ama kitaptaki bu sabit cümleler, harfler, kelimeler, noktalama işaretleri insanın nefsiyle bağdaşmıyor bazı yerleri. O zaman ne yapıyor? Evet, kitapta böyle diyor ama ya bunu şöyle yapsak daha iyi olur derken bitti zaten. Bir defa bir duvardan bir tuğlayı aldınız mıydı? Sonra bu adamlar da bu teoriyi nasıl buldular? O andaki kendi inanç ve kültürlerinin tesiri altında buldular. Efendim o da başka bir alimden alsın canım. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de halife olur olmaz hemen Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerini toplayanlardan yazılı bulunanın kopyasını istetti. Emir-ül Müminin Ömer-ül Faruk radıyallahu anh'ın hilafeti zamanındaki verdiği kararları ihtiva eden bir defteri daha yakaladı. Onu da kopya ettirdi. Ben bunlarla amel edeceğim dedi. Ve 30 ay idare ettiği insanlar içerisinde belki sessiz kalanları olmuştur ama kimsenin zulüme uğramadığını, hatta daha öncelerden zulme uğrayanların da haklarını aldığına inanıyorum. Bu da anlatılır canım. Bugün dünya, işte dünya şu kadar nüfusu besleyemez. Evet, bu nüfus azaltılmalı. Ne yapmalı? İşte bir salgın hastalıkla bu nüfusu bir yarıya kadar indirelim. Evvela senin kapını çalar arkadaş. Çaldı da nitekim böyle diyenlerin. Seni de götürür. Canım yaşlılar da gitsinler. Sen yaşlı olmayacak mısın? Olunca ben de gideyim. O zaman gitmiyorsun ama direniyorsun. O ancak Allah-u Teala'nın dilediği zaman gider. Genci de gider, yaşlısı da gider.
Erkeği de gider, kadını da gider. Yok. Ona durdurak yok. Durdurabilen var mı efendim? Devlet başkanı virüsten ölüyor. Hadi durdurun. Para ise para. Emirse emir, güçse iktidarsa iktidar. Hepsi var. Ama bütün iktidarların iktidarlısı, yegane yaratıcı Allah-u Teala'dır. Bu iktidarın karşısında kimse duramaz. Efendim tabiat olayları işte insanları şöyle böyle. Allah-u Teala sebepler tahtında yarattım diyor zaten. Siz aldanmayın buna diyor. Bunları ben sebepler tahtında yarattım. Siz buna bakıp da biz şunu da şöyle yaparsak şuna kavuşuruz demeyin. Rızkınız neyse o alacaksınız zaten. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin toprak politikası. Vatanın toprağının kullanılması. Nerede kullanacağız? Tuğla yapmada, kerpiç yapmada mı? Onda da kullanırız ya. Ama toprak dediği bir zaman mahsul alınan bir yer anlamındadır bu. Allah Teala dünyanın 1/3'ünü su, 1/4'ünü kara olarak yaratmış. Ama insanların rızkını denizden de vermiş, karada da vermiş. Hatta havadan da vermiş. Ama bunların birleşme noktası kara oluyor. Nasıl her uçak bir havalandan kalktığında mutlaka yere inmek mecburiyetindedir. Hiç duydunuz mu şimdiye kadar gökyüzünde kalan bir uçak? Yok. Mutlaka inecek. Niye? İnsan da oradan geldi çünkü. İnsanın aslı da topraktı. Allah-u Teala çeşitli sebeplerle rızkları yaratıyor. Ama bu toprak böyle mahsuldar bir şekilde, verimli bir şekilde kullanmazsa açlık o zaman kapıyı çalar. Verimli ürettin, bayağı bir verimli oldu. Üretim son raddede, topraklardan mahsul fışkırıyor. Ama kötü kullandın. Kul hakkı var onda. Amerika'nın bugün çektiği sancılar 200 yıl önceki kolları, ayakları, zincir bilekliklerle, prangalarla bağlanıp da getirilip aç karnına çalıştırılıp efendim çalıştığı taş ocaklarında, esas da altın maden ocaklarında efendim hem ocağın sahibi, tarlanın, toprağın sahibi Kızılderilileri imha ettiler. Hem de orada çalışanları, ya ne çalışırsa çalışsın. Hiç düşünebiliyor musunuz efendim? Bir inşaat müteahhidi çeşitli el aletleri alıyor inşaatta kullanacak. Kazma, kürek falan filan. Bel. Bunlar kullanılıyor. Oğlum, kazma kazmamaya başladı mıydı atın. Diyen bir müteahhit çıkarsa deli derler ona. Ya bu alet, madem ki kazmıyor, buralarını şöyle bir ısıttır, çekişlettir soğuk demirciye. Efendim, bilettir. Kürek bir yere kırıldı. Atın, atın, atın. Yenisini koyun, atın, yenisini koyun. Böyle müteahhit evin yolunu bulamaz. Bir tek müteahhit efendim. Koca dünyadaki milyarlarca yapıdan bir tekçiğini yapan, milyarın milyarda birini yapan, yaptıran bir adamın iflas ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla toprağın çok verimli kullanılması için Ömer bin Abdülaziz Hazretleri gerek hadis-i şeriflerden gerekse Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halka uyguladığı adalet sistemindeki usullerden ve misallerden hareketle malı gasp edilmiş olanların mallarını iadenin hemen arkasından adamlar aldı. Arazisi vardı, toprağı vardı. 1000 dönüm, 2000 dönüm aldı. Ne olacak bu toprak? Ha gasp edende durmuş, ha burada durmuş işlemedikten sonra. Anadolu'da bugün milyonlarca dönüm arazi bomboş. Bir Almanya hevesi, hikayesi bizim ülkemizden sonra Almanca diye meşhur olan
Avrupa'ya işçi sevkimizde Anadolu'nun o altın değerindeki kıymetli topraklar, kör bağlar, bahçeler, tarlalar oldu. Haşerat üredi, yabani otlar üredi, onların tohumları daha çoğaldı, rüzgar onları başka taraflara götürdü. Bir tane kör olan, Anadolu'da kör oldu derler, vermeyen toprağa kör oldu derler. Yani görme sıkıntısı olan kardeşlerimiz sakın yanlış anlamasınlar bunu. Yani toprak görevini yapamıyor. İnsanın da gözü görevini yapamayınca ama deniyor, görme özürü deniyor, kör deniyor. Bir hakaret manasına söylenmiyor. Kör tapa deniyor mesela, bir tapa koyuyorsun. Öyle ki o tapayı oraya koydun, o bir daha açılmıyor. Evet, Almanya Anadolu'daki güzelim toprakları tekrar ham toprak haline değiştirdi, getirdi. Tekrar ham toprak oldu. Ham toprağın işlenmesi için üzerinde sabırla birkaç sene ziraat yapılması lazım ki toprak kendi azotunu ekilen mahsullerle bir defa zenginleştirsin. Azot kalmadı topraklarda. Köstebek kalmadı, köstebek. Köstebek de şimdi ziraat arazisi arıyor. Ya iyi kalmadı ya. Ya ondan da mücadele et. Ama köstebek diyor ki sana, bu toprağı işle. Ben de buradan rızkımı alayım ama sen de rızkını al. Şimdiki devletin gündeme getirdiği, uygulamaya tatbikata koyduğu toprak politikası, hazinenin arazileri denilen, buna öyle ifade edilirdi, hazinenin arazileri denilen toprakların çok ucuz bir şekilde kiralanma politikası fevkalade bir karardır. İş dönüyor, dolaşıyor, gıdaya kalıyor efendim. Bir düşünün şöyle, bir eğlence mekanı, içeride 500 kişi tepiniyor. Bu 500 kişi tepinmeden önce bir şeyler yiyorlar mı efendim? Yiyorlar. Bu yedikler nereden geliyor? Topraktan geliyor. Bir şeyler götürüyorlar mı içmek için? Evet. Nereden geliyor? Topraktan geliyor. Aa, biz çok eğlendik, çok eğlendik. Eğlendin, gene acıktın. Hadi biraz daha eğlenin bakayım. Doyar karnınız, doyar mı efendim? Meşhur söz vardır, af buyurun. Aç ayı oynamaz. Ayı bile oynamazmış açken efendim. Biz şimdi hayatın odak noktasını beslenmeden eğlenmeye getirdik. Bir aynanın veya bir merceğin veya gözün merceğinin, yaşayan gözün merceğinin noktasından kayması ne olur efendim? Sentesini kaybederse ne olur? O adam görme özür olur. Elini böyle kapı koluna diye başka yere götürür. Dürüst göremez, doğru göremez. İnsanlar da böyle efendim. Evvela gıdanı alacaksın. Memleketin gıda politikasını iyi yürüten devletler, bundan önce de öyleydi, bundan sonra da öyle olacağına inanıyorum, tarım politikasını verimli halde kullananlardır. Başka yolu yok. Efendim işte organik mi olsun, anorganik mi olsun, GDO'lu mu olsun, geç kardeşim geç. Allah Teala toprağa her vasfı vermiş. Adam gibi gübre at. Yani sen sınava girerken, hocam kolaylık olsun diye cep telefonu da yanıma getirdim de, bilemediğim şeyleri Google'dan bakıyorum de, bakalım ne diyecek sınav heyeti sana. Şu telefonu da ver, şu kağıdını da ver. Hadi sen fazla bu salonda sıcakta durma. Git evine oğlum, bir dinlen güzelce. Derler adamı veya kızım. Arkadaş, toprağa vereceğin gübreyi de adam gibi gübre vereceksin. Dünya kolaycılığa kaçtı. Ne zaman ki televizyonun veya aletlerin uzaktan kumandaları çıktı, hareket azaldı. Şimdi tarımda da uzaktan kumanda. Nedir o? GDO'lu ürünler. Bir vur, 10 tane düşür. Ya bir vurunca 2 tane düşsün.
10 tane düşmesin. Düşerse bunlar birbirini zedeler, zedeliyor. Evet, bu iş yani günlük politika manasında söylemiyorum ama Ömer bin Abdülaziz'den toprağın ihya edilmesi politikasının daha böyle anlaşılır olması için bu zatın devlet idaresi şahsen çok çok hoşuma gidiyor. Çok zaman zaman okuyorum, açıyorum bir daha okuyorum, açıyorum bir daha. Diyeceksiniz ki niyeti bozdun herhalde. Yok yok efendim, yok. Biz yolcuyuz. Evet, niyeti bozduk da gidiyoruz biz, yola çıkacağız yani. Niyetimiz o. Halife, yani devlet başkanı, Küfe valisi Abdurrahman bin Abdurrahman'a. Olur mu? Olur tabii. Abdurrahman bin Abdurrahman da olur. Abdullah bin Abdullah da var eshab-ı kiram arasında. Çok hem de. Muhammed bin Muhammed var. Yazdığı emirname gibi mektupta. Buna emirname de demiyor. Mektup deniyor buna. Mektup. Yani yazılı vesika demek mektup zaten efendim. Yoksa bizim anladığımız manada nasılsın, ne var ne yok, şu nasıl, bu nasıl, ellerinden öperim, gözlerinden öperim falan değil. Mektup yazılı talimat manasına veya hatırlatma manasına. Araziye bak. Araziyi imara çalış. Arazi nasıl imar edilir efendim? Hadi şehirler imar edilir. Yollar imar edilir. Arazi nasıl imar edilir? Yollar niye imar edilir? İnsanlar rahat geçsin diye. Şehirler niye imar edilir? İnsanların meskenleri, konutları daha rahat olsun, daha medeni olsun diye. Toprak nasıl imar edilir? Ondan istifadenin artması için imar edilir. Topraktan istifadenin artması, toprağın bir defa besin yönünden zenginleşmesi, iki su. Arazi imar demek, sulama, GAP projesini yapmaya kalktık. 40 senede GAP'ın daha bir kısmı, hepsi geçemedi belki de. Haran Ovası'na gittiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah Allah bu ne nehri? Ama kenarlar falan çok muntazam, cetvelle çizilmiş gibi. Efendim kanallar işte bunlar. GAP sulama kanalları. İftihar ediyor insan ya. Adam boyu pamuklar kalkıyor efendim. Pamuk bitkisi saplarıyla adam boyu. İki, sıkışırsan üç mahsul. Hiç korkma, dört de alırsın. Alanlar vardır seralarda. Mamur araziye onun harap olmasına sebep olacak vergi koyma. Bakın. Yani sen sağmal bir hayvanın varsa bunun sütünü sağ. Çünkü sağmazsan, yavrusu da yoksa hayvanın sütü çekilir. Veya çok verimli bir hayvansa otlarken boyuna süt onu sıkıştırır, araziyi sütle sular hayvan. Öyle de var efendim. Onu rahatlatacaksın. O hayvanı sömürmek değil, o hayvandan gelen rızkını alacaksın sen. Ama ya bizim inek 5 kilo süt veriyor. Filanınki 8 kilo veriyormuş. Benimki de 8 kilo versin diye hanım biraz daha böyle sağ, biraz daha sağ. Ondan sonra süt değil, kan damlamaya başlar memeden. Bunun için de böyle sütçülükle uğraşan kimseler süt aldıkları hayvanların bulunduğu ahırlarda her hayvanın günlük verimini böyle tebeşirle veya bu keçeli kalemlerle falan köşeye yazarlar. Hayvan onu okuyamaz ama kendileri okurlar. İşte bu 35 kilo süt verdi dün. 35 kilo verdiyse iyi. Süt iyi bunlar. Bu 60 kilo süt verdi. Bu hayvan şimdi ikisi de aynı yemi yiyemez. 35 kilo verilene, süt verene ayrı, 60 kilo verene ayrı. Ben Trakya'da ismini vermeyeceğim bir çiftlikte
günde 80 kilo süt alınmış hayvanı gördüm. Başucunda da özel gıda rejim tablosu vardı efendim. Böyle zengin zengin şeyler vermişler. Nedir dedim idareciye. Efendim dedi, bu çok süt veriyor. Ha, toprağa da bakan adama, eğer arkadaş sen buradan aldığın mahsul var ya, he, bunun kaçını vereceksin bana? Onda birini. Bundan onda ikisini alma. Ne alıyorsan mahsullerden zekat olarak, aşar olarak efendim veya haraç olarak, onu insanın ödeyeceği kadar al. Onu da din belli etmiş. Diyor ki bir toprağa eken diken insan bunun onda birini verirse, onda dokuzuyla yani %90'ıyla rahat rahat geçinir, oraya da bakar eder diyor. Peki bu nerede? Şöyle düşünülebilir. Bu toprağa bir tohum ektiniz, bir tek tohum, bir mısır tanesini gömdünüz. Tamam, toprak bedava. Yağmur bedava. Yani su yoksa sularsın, o zaman 20'de birini verirsin. Onda birini değil, 20'de birini verirsin. Din orada hemen yetiştiriciyi kollamış. Sulamada masraf ediyorsan 20'de birini vereceksin. Şimdi %1'ini veren var mı kıymetli dinleyenlerim? %1'ini veren var mı? Neyse, o günlük politikaya girer, orayı kapatırız. Peki bu bir tohum ektiniz, kaç tane mısır verdi? 2 koçan verdi, 3 koçan verdi. Her koçanla ne var? Efendim 80'er tane var. 240. Bir tane tohum ektin, 240 tane aldın. Bunun 239'u nereden geldi? Hadi sen belledin, krizma yaptın, karizma yaptın neyse. Onu böyle bir nazasa bıraktın. Ve yağmurlar yağdı, yağmayan yerleri acık suyla takviye ettin. Bunların hepsi 10 olsun. 10 mısır tanelik olsun. Her bir tane başına. 240 tane verdi. Zekatıyla beraber 10 tane. 230'u nereden geldi? Nereden topraktan? De toprağa nereden geldi arkadaş? Aç bakalım, toprağın içinde mısır tanesi gömülü mü? Yani 230 tane var mı aşağıda gömülü? Yok, sen bir tane gömmedin mi? He, bunun 230'u nereden geldi? İşte Rabbim rızık yarattım buyuruyor. Ben sizin rızkınızı yarattım. Ama işte o mısır gitti de o mısır nasıl yeşerdi? Onun içindeki hücre denilen şey nasıl kondu oraya? Hem fabrikada mı koydurdun sen onu? Bu tefekkürler yaratana inancı artırır. İnsanlar sık sık tefekkür etmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daimil hüzün ve mütevasülül fikridi. Yani hep böyle kırgın, kötü değil, hüzünlü dururdu, çok neşeli değildi. Ve hep düşünürdü, tefekkür ederdi. Hep tefekkür üzereydi. Biz şimdi tefekkür ediyor muyuz? Ediyorum tabii ya. Dünkü gördüğüm sitedeki haber gibi bir tane daha yakalamaya çalışıyorum cep telefonundan. Delikanlı, kaç saatin gidiyor? Vallahi biraz gidiyor ya işte, ne yapalım yani. İyi de kaç saatin gidiyor? Boş ver şimdi. Lafı dolaştırma. Merdane söyle. Gecede tabii gecede bakıyorum yani, yatmadan. Uykum falan kaçarsa daha çok. Bir bakıyorum ki 12 saati gidiyor adamın. Bu adam tefekkür mü edecek efendim? Yoksa sosyal medyadaki el alemin ortaya attığı yalanları mı takip edecek ya? Diyeceksin ki suçlayamazsın arkadaş, hep yalan mı? Allah aşkına siz söyleyin. Hep yalan demem de doğrusu çok az değil mi bu işin?
kışkırtıcılığı çok, yatıştırıcılığı yok gibi değil mi efendim? Eğer diyor sen, Ömer bin Abdülhazretleri yazdığında Küfe valisine, ki Küfe çok da verimli bir arası yok, Basra daha verimli, işte çöllere komşu olduğu için. Orada diyor eğer yetiştiriciden vergiyi çok alırsan mahsulüne oranla o toprağı bir daha ekmez diyor. Veya az eker diyor. Azal ki o daha çok eksin. Yine azal, daha çok eksin. Ne olur bu madde alınsa da kanun haline gelse? Ne olur? Mis gibi olur, mis gibi. Adaletli ama. Bizim köyün mahsulleri olmayacak. Bizim aşiretin mahsulleri olmayacak ama. Hepimizin. Hepimizin. Harap araziye de imar edilene kadar konan vergiyi koyma. Adamın arazisi harapsa, senin bu kadar arazin var ha, ver bakalım deme. Adama de ki bu arazini imar et. İmar etmezsen elinden gider. O adamı imara teşvik et. Mamur olmayandan, yani imar edilmemiş, tarıma müsait hale getirilememiş olandan ise tahammülü olan vergiyi al. Yani ne çıkıyorsa onun onda birini al. Mahsul kalitesiz çıkıyor, çok az çıkıyor. Yani bazı insanlar vardır efendim, ya bu sene ben elma bahçesine hiç bakım yaptırmadım. Bir sürü masraf oluyordu. İlaç da attırmadım. İyi yaptın ya, aferin. Ekonomi dediğim böyle olur. Ne topladın? Valla işte birkaç ağaçta oldu, azıcık kalitesi düştü ama elmalar falan pek kızaramadılar. Ama masrafı yok. Sıfırdan. Bu akla uygun değil. Evet. İmar edilinceye kadar bu adama hadi imar et. Buradan ona göre ben senden şimdi bak vergi almıyorum veya az alıyorum. İmar et. Senden çok vergi alacağım desen adam bu vergiyi düşünüyor. Buyuruyor ki Ömer bin Abdülaziz dedi. İmar edilinceye kadar o topraklar, o arazinin imarına yardımcı ol. O araziyi o adam verimli hale getirirken ona koltuk çık. Ne yapacaksın destekleme primini? Koltuk çık. O arazi verime bir başlasın. Ha, destekleme primi kötü bir şey manasına söylemedim. Devlet bunu yapabiliyor. Halbuki destekleme primi yerine o toprağın daha verimli hale gelmesi için devletin yaptıracağı şeyler var mı? Var. Şimdi elektrik problemini geçmek için bir sürü HES'ler yapıldı. Başına gelmedik kalmadı. Efendim küçük bir aramız var. O aradan sonra inşallah yine ikinci bölümde beraber olmaya çalışacağız. Bizim Evler'in sunduğu tarih sohbeti devam ediyor. Evet kıymetli dinleyenlerim, Tekeriz FM Radyosu'nun tarih sohbeti programını dinliyorsunuz. İkinci bölüme başlıyoruz. İkinci ve son bölümümüz. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin 30 aylık halifeliği döneminde memleketi çok mamur, müreffeh, ticari hususlarda yani ekonomisinde böyle dünyada bir tane yaparken uyguladığı toprak politikasını anlatıyordum. Biz istemez miyiz dünyada bir tane olalım? Olamaz mıyız? Bugün karar verelim, bunları uygulayalım. Bugün dünyanın bir tanesi oluruz. Hiç
Kaçarı yok. Başka bir memleket yapsın, o dünyanın bir tanesi olur. Şimdiki dünyanın bir tanesiyim diyenlerin hepsi sahte. Kendi toprağını kullanamıyor. Afrikalıya kullandırmıyor. Milli park yaptık burayı. Sakın ha! Doğa, sit alanı, koruma alanı. Senin orada golf sahaları var bende de. Ne yetişiyor golf sahasında? Söyler misin? Kaç dönüm? Vallahi işte bir 100 dönüm var. Ne yetişiyor? Golf topu ekince çıkıyor mu oradan? Çıksa yeniyor mu golf topu? Patates gibi soyup da yeniyor mu? Efendim spor. Ya o sporu yapacağına gel eline çapala tarlayı. Golf sopası sallamaktan. Efendim sen bir de arabalara binerek gidiyorlar. Bu nasıl spor ya? Gel orada çapa salla ya. Parayla salla. Bedava salla. Yardım için salla. Hiç ekin ekilmeyen araziden hiçbir şey alma. Mahsul alınmayan araziden hiçbir şey alma. İmar edilmiş, yani mahsul verir hale getirilmiş, mümbit arazi mükelleflerinden vergiyi kırıcı şekilde alma. Allah Allah. Maliyeciler de bunu duyması lazım. Yani siz şimdi vergi dairesinin ticari manada eski mükellef, şimdi hepimiz mükellefiz efendim. Eski mükelleflerde vergi mükellefi mi? He, vergi mükellefi. Kızı verdik gitti o zaman derlerdi bazen. Efendim vergi mükellefinden de adama 9 doğurtma ya. Gelir efendim, bundan 40 sene öncesini söylüyorum, maliyeden birisi çıkar bakalım fatura defterlerini, çıkarır. Fatura defteri birinde faturanın tarihi kesilende, Koçan'da, dip Koçan'da yok. Vay niye? Hepsi var 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 var, biri yok. Bunda hile olur mu? Olabilir. Olabilir. Şöyle bakacaksın, hakikaten hileyi değer bir şey mi? Efendim 3-5 kuruşluk bir şeyse hiç onu görmezden gel. Sonra giderken elini sık da de ki ya bazılarının tarihlerini göremedim ama bir dahaki sefere tarihlerim düzgün olsun. Olur mu de? Anında zabıt tuttular benim gözümün önünde. Anında ben ticaretle uğraşmadım. Ya ne yapıyorsunuz dedim. Benim vazifem değil ama kusura bakmayın, ne yapıyorsunuz? Efendim görmüyor musunuz? Ne var? Arkadaş, senin tuttuğun tutanakları, sabahtan beri tuttuğun tutanakları eğer mahsuru yoksa getir önüme koy. Kaçında tarih yoktur ben sana gösterivereyim dedim. Sen unutunca suç olmuyor, mükellef unutunca suç oluyor. Onun için burada buyuruyor ki vergiyi adam verirken sen onu rencide etme. Bak vermezsen şunu yaparım, bunu yaparım. Şimdi bu hükümetler son 15-20 yıldır icraat hükümetleri efendim son gününü, vergi yatırmanın son gününü bir iki defa daha şöyle üçer beşer gün uzatıyor. İşte buna uygun bu. Uygulama da bu. Sade bu tabii tarladan alınan vergiyi yazıyor Ömer bin Abdülaziz'den ama orada da yani genelde mükellefte vergiyi alırken incitmeden al. Biz bir tek vergiyi alırken alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. 2 sene öncenin vergisinden dolayı işte o senenin hesaplarında vergi şampiyonu olan birini ilan ediyoruz. Her nedense ertesi sene o şampiyonluk ona gelmiyor. Kendi aralarında bu şampiyonluğu koyuyorlar. Burada insan ister istemez düşünmez mi? Ya anladık anladık ama birader yani bir sene kendini şampiyon gösterecek bir rakam koyuyorsun. Ondan sonra da bu şampiyondu ya. Geçen sene rozet vermiştik falan. Belge vermiştik eline. O senede senin hesapların karma karışık olursa benim de kafam karışıverir diyeceksin.
ölü toprakların, hiç kullanılmayan, Anadolu'da buna hozan derler efendim, hozan kalmış. Hozan kalmış toprakların ihyası içinde valilere diyor ki, ölü bir toprağı kim diriltirse o toprak onundur. Hadi buyurun. Şu politikanın güzelliğine bakın efendim. Birisi hiç kullanmayan ölü bir toprak var. Bu toprağı aldı, hayata geçirdi. Ziraata başladı. Kuyu vurdu, çıkarttı, kanal yaptı, su getirdi. Efendime söyleyeyim, bir şeyler yaptı. Sürdü, ekti, dikti, verimli hale getirdi. Evet. Adam yaptı. Yaptılar. 1952'lerden 60'a kadar Anadolu'ya traktör yağmaya başlayınca traktörleri kapan, hazine arazilerinden tarla sürüp buğday almaya başladılar. Türkiye'nin buğday üretimi o zamandan sonra 15 milyon tonu buldu. Ama o adamlar diken üstündeydi. Hazine arazilerinde kullanmaktan dolayı hapse girenler çok oldu. Hazine, aman 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 kardeşim, hapse girerim, aman 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 aman. Ya ne diyor Ömer bin Abdülaziz Hazretleri? Ölü bir toprağı kim diriltirse o toprak onundur. Devletin mi? He, takip et. Takip et devletin malını. Kullanana git bak. Aa, bu adam hakikaten çalışkan, girişimci, müteşebbis bir halde ve verimli kullanıyor burayı. Buna vaziyetine bir bak şöyle. Tamam, sen bunu 2-3 sene daha kullan, 5 sene kullan. Yeşilköy Havalanı'nın şu andaki gümrükleme işlemlerinin yapıldığı yerde 20 kadar tarla vardı. 5'er dönüm, 10'ar dönümlük tarlalar vardı. Buradaki arazi, yani Ataköy'ün hemen üstünden başlayıp Yeşilköy'ün üstünden başlayıp ta Halkalı'ya kadar giden vadi, şu anda organize sanayi bölgesinin kurulduğu vadi, Halkalı'daki Ziraat Mektebi'nin efendim şeydi, eğitim arazisiydi. Oradaki Ziraat Mektebi'de okuyan talebeler gelirlerdi o örnek tarlalarda, işte tarla sürümü nasıl yapılır, çapa nasıl yapılır, ekim nasıl yapılır, sulama nasıl yapılır. Ne zaman ki Güneşli'de böyle kaçak gecekondu iskanı başlayınca etraf gecekonduyla doldu. Gecekondu insanları Anadolu'dan gelen insanlardı. %99 onda 9. İstanbul'u gecekonduda değildi o zamanlar. Şimdi vardır da o zaman yoktu. Bunun da çoluğu çocuğu, işte hem sayıları biraz çoktu, hem de gelir seviyeleri düşüktü. Bu tarlalarda ekilmiş olan, ya işte domates ektik, bu türü acaba bu toprakta yetiştirebilir miyiz diye deneme tarlalarında salatalıklar, domatesler, bilmem neler yağ mı oldu? Oldu, oldu. Kimseye iftira etmek için söylemiyorum bunu. Baktılar ki Ziraat Mektebi, bu tarlalara bekçi de koydular, olmayacak bu iş. Yavaşça Ziraat Mektebi kanatlarını topladı, 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 topladı. Tarihi binanın oraya kadar geldi. Hemen arkasındaki bölüme de, buğday tarlaları falan yapılan yere de getirdiler. Askerin bir ikmal lojistik birliklerinden birisini koydular. Al sana Halkalı Ziraat Mektebi. Sadece mektebin etrafında kümesler vardı benim ilk gördüğüm zaman da. Orada tavuk yetiştiriyorlardı. Böyle kırmızı kırmızı ibikleriyle beraber, horozlar morozlar böyle. Şimdi buralarda bu tarlalar var. Adamlar ekiyorlardı, dikiyorlardı. Anadolu usulü. Yerli tohumla ekiyorlardı. Geldi maliyeden birisi.
30 sene öncekini söylüyorum. Geldi ya dedi, siz buralar devletin arazisine ne kadar zaman, hatta devlet arazisi, ya iyi tarlada bir şeyler yetiştiriyorsunuz demiş gelen biri. Ne yapalım efendim falan. Kaç senedir buradasın ya demiş. Şu kadar senedir. Aa iyi demiş. Ötekine gitmiş falan. Bakmış ki adamlar 20 senedir buraya ekip dikiyorlar. Arkadan başka biri geliyor bu tespitlerin üzerine. Arkadaş sen burada kaç senedir kalıyorsun? Vallahi işte bu sene falan. Yok diyor, sen 20 senedir kalıyormuşsun bak diyor. Tespit ettim ben diyor. 20 senelik verginiz alınacak sizin. Ve ceza da alınacak sizden, 20 senelik. Veri alınacak, ceza alınacak. Adamların hepsi kaçıp izlerini kaybettirdiler. Devlet bizi bulmasın da bu vergilerle ocağımızı batırmasın diye. Ya o garip adam güneşte simsiyah yanmış Afrikalı gibi orada çapa yapıyor. Sen bu adama geliyorsun, 20 senelik vergiyi vermezsen hapse attırırım seni diyorsun. Bu devlette bu vatandaş nasıl barışsın? Barışamaz. Ya bırak adam uğraşsın. Bu adam gitsin kaçakçılık mı yapsın ya? Geçsin hırsızlık mı yapsın? Alın terini şapur şapur döküyor. Burada helal alın teriyle para kazanıyor ya. Helal bir para kazanıyor ya. Bırak yapsın. Ha bunu yaparken kanunsuz bir şey yapıyorsa. Yani bunu yaparken iki tane de Hint keneviri kökü kaçak koyuyorsa o zaman ocağına incir ağacını dik. Yoksa ya adam orada maydanoz yetiştiriyor. Nane yetiştiriyor, semiz otu yetiştiriyor. Yok kardeşim sen nasıl yaparsın ya burayı? Nasıl yaparsın? Nasıl yapmam diyecek ya, bu toprak benim toprağım değil mi ya? Devletimin toprağı değil mi? Ne olsun, çöplük mü olsun? Sarhoşlar da dansa buraya gelip akşamları demlensin, cinayetler mi işlensin? Bunların bizzat şahitiyim efendim. Böyle toprak korunmaz. Böyle toprak verimli hale getirilmez. Hatta bir memleketi ekonomik sıkıntıya sürüklemek için böyle bir devlet politikası izleyin dense ona karşı gelmek lazım. Yapmayın etmeyin ya, memlekete kıyıyorsunuz. Ha evladını okutma diyorsun, ha tarlanı imar etme, bu tarla kör kalsın diyorsun. Yanlış sözler kullanıyorsam o da zuhulendir, farkına vararak söylenen bir yanlış söz olmadığını zannediyorum. Ve toprağı da ona ver diyor Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Ölü toprağı aldı, imar etti, tarıma kazandırdı. O toprağı ona ver diyor. Milli servet. Adam aldı. Bu toprağı kullandı. 10 sene, 20 sene aşkla çocukları baktılar. Ya babam da dediler, birader ya şundan uğraşıp duruyor. Adamlar bak teknoloji nerelere, aya gidiyorlar, yıldıza gidiyorlar falan. Biz işte baba şunu yapacağız, bunu yapacağız. Biz bir müzik grubu kurduk. Oğlum ne yiyeceksin müzik grubu? Baba ne ya, yemekler yanımızda. Nereden gelecek oğlum? Vallahi nereden gelirse gelsin, biz parayı basıyoruz alıyoruz. İyi de ben burada bunu yetiştirmesem senin kebabının yanına domates gelmeyecek diyemeyecek babalara. Diyemediler. Adam toprağa bakamaz oldu. Yaşlandı. Devlet elinden alıyor. Alması lazım. Çit bozan kanunuyla Osmanlı bunu önlemeye çalıştı. Çit bozan vergisi çıkarttı efendim. Duman etti insanları. İnsanlar baktılar. Yani çift bozan demek. Öküz çift koşulur ya sabana efendim. Onları satıyor, savuyor. Arkadaş ben diyor gidiyorum İstanbul'a. Hamallık yapacağım Tahtakale'de diyor. Çok oldu. Hamal bölükleri vardı. Ne olacak? Ne olacak? Devlet vergi dayayı verdi. O çiftini çubuğunu satan adamdan çiftin çubuğun parasından daha fazlası almaya başlayınca dank etti herkes. Zık diye kaldılar yerlerinde. Evet. Efendim, şimdi Basra valisi Adi bin Ertat Basralıların kanal kazmaya
izin istediğini halifeye yazdı. Ya işte halifenin, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin arayıp da bulamadığı bir şey. Geçen sohbetimizde bu Adi bin Erta'da güzel nasihatları vardı Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin. Ondan bu sefer diyor ki, efendim köylüler topraklarını mamur edebilmek için su kanalı kazma izi istiyorlar. Arayıp da bulamadığı Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Halife derhal kanal kazmaya izin verdi. Nereye kanal kazacaklarsa git, gör, tespit et ve kazdır. Müdahale etme. Tabii Adi bin Ertat da halifeye bu müracaatı yapınca halkın gönlüne taht kurdu. Basra halkının. Oo, aferin dediler ya vali. Niye? Halifenin bir protokol şeyi yok ki engellemesi. Herkes yazar çizer. Basra'da adam kalkıp geliyor benim toprağımı elimden aldım diye. Onun yol parasını da veriyor bu halife. Bir valinin kanal kazma isteği çevrilir mi hiç? Ve bu kanal yapıldı efendim. Büyük bir kanal oldu. Halk da bu kanala efendim Nehri Adi dediler. Yani valinin adını verdiler efendim. Valinin adını verdiler. Niye? Bu kanala kavuşturdu bizi. Halifeye müracaat etti, kabul ettirdi diye. Kanal açmak, kaynak suyu çıkarmak ve kuyu kazmak isteyenleri teşvik etti. Hiç bunlarda insanların müracaatlarını geri çevirmedi halife. Kanal kazacak. Nerede kazarsan kaz. Yeter ki toprak suyla buluşsun. Düşünün bir toprak, kıraç. Yabani ot bile bitmiyor. Halbuki onun 5 metre altında şakır şakır su var ya. E bu su çıkarılmaz mı yukarıya kardeş? Allah-u Teala rızkınızı arayın, bulun diyor. Yeryüzüne şöyle bakıp ben göremedim deyip dönüyor insanlar. Ya arayın bulun demek. Yolunu arayın, bu rızkı kazanmanın yolunu arayın. Kuyu kazılacaksa kuyu kazın. Eğer yağmurların çok yağmasını istiyorsak ormanları çoğaltın. Toprakta drenajları tamamlayın. Yeraltı sularını destekleyin. Şimdi yani kızmasın patates üreticileri bana, kızarlarsa da ne yapayım artık. Yakalarlarsa beni hesabını sorsunlar. Şimdi Niğde'den çıkın siz Ankara'ya doğru efendim arayollardan, şöyle karayolları olan yerlerden bir geçin. Binlerce su fıskiyesi derin su kuyularından çekilen suyu tarlalara serpme olarak suluyor. Püskürtüyor yukarıya. Sanki bir şenlik yapılıyor. Haliç'te bazen şenlik yaparlar diye eskiden belediyede. Böyle fetih günlerinde falan ışık gösterileri. Bunun ışığı yok tabii. Ya arkadaş, bak 50 kilometre geldim, 50 kilometrede de su fışkırıyor. E damlalık su sistemine devlet size %50 en azından projenizi karşılıksız olarak karşılıyor ya. Geri ödemesi olmayacak şekilde sen 10 milyonluk proje yap, 5 milyonun devlet sana buyur arkadaş diyor. Bu 5 milyon senin hakkın. Anamın ak sütü gibi helal olsun. Yeter ki damlama sistemiyle ürününüzü sulayın. Damlama sistemini kullandığında tarlada yabani ot üreyemiyor. Çünkü her bitkinin dibine damlatıyor. Damlaya damlaya ne olur? Damlaya damlaya işte göl oluyor bu. Biz ise havaya püskürtüyoruz. Bir kısmını o suyun zerrecikler halinde hava absorbe ediyor. Gidiyor bir yerlere. Nereye gidiyor? Gidiyor işte. E canım bir yere yağmur diye düşecek. E kardeşim denizlerden gidiyor zaten. Sen denize rekabet mi yapıyorsun? Bende de su var bak ben sana gönderiyorum diyor. Allah-u Teala oradan yaratmış. Gölden, denizden geliyor. Ondan sonra da toprakta sulanmayacak yerlere suluyorsun. Yabani otlar bürüyor.
Hadi çapacı buluyorsun. Çapacı onu çapalarken mahsulü de kestiği oluyor. Veya ezdiği oluyor. Hasar üstüne hasar. Ser damlalıklarını senelerce dursun güneş altında. 10 sene sonra bir daha değiştir ya borularını. Evet. Kanal açmak, kaynak suyu çıkarmak ve kuyu kazmak isteyenleri teşvik et. Bu teşvikten maksat tamam tamam açın demek değil. Adam diyor ki şuraya açayım mı aç. Aç be oğlum. Aç. Ben de şu kadardan ve şu kadar para veriyorum devletten. Al aç. Teşvik bu demektir. Şimdi bizde de teşvik projeleri maşallah iyi bir duruma gelmek üzere. Bu Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin arazi politikası dehşet. Çok daha güzel tarlaların kiralanması, hazine arazilerinin sahiplendirilmesi hususunu hepsini anlatamadık. Ama süremizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Gelmiş bulunuyoruz. Haftaya inşallah. Çünkü Türkiye'nin arazisi az değil efendim. Az değil. Yani Kırıkkale'den sonra Kaleci'ye doğru döndüğünüz zaman işte Acı Su diye bir su akıyor. O acı suyun iki tarafı belli belki 50 kilometre bozkır efendim. Dümdüz arazi. Yok bir şey yok. Söğüt de yok, kavak da yok. Zaten söğüt kavak olsa suyun habercisidir. Oradan bağırır burada su var diye. E peki ne olacak bu toprak? Anadolu 1000 yıldır bizim yurdumuz. İyi de ne yaptın? Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik masada Erhan Aydoğdu bizlere yardım etti. Programı hazırlayıp şu ana kadar sonra ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerimin gerek internetten gerek radyomuzdan dinleyenlerin, uydudan dinleyenlerin hepsinin evlerinde huzur ve saadet içinde güzel bir ömür sürmeleri duasıyla, temennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Hoşça kalınız efendim. Tarih Sohbeti. Bizim Evler Tarih Sohbeti'ni sundu.